Uzun bir aradan sonra tekrar merhaba arkadaşlar. Anlamayan arkadaşlar için üstünden geçecek bir video hazırladım bugün size. Bayağıdır yoğunluktan dolayı video çekemiyorum. Kusurunuza bakmayın. Elimden geldiği kadar cevap vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Bu elektrik tesisatı ile ilgili herkesin sorunu büyükmüş. Bunu anladım. Tekrar tekrar bir üzerinden geçip ince ayrıntılarını anlatmak için hazır böyle elimde bir CGT saatini yapıyordum sıfırdan. Böyle kablolar falan hep böyle paramparça şekilde görüyorsunuz. Bunları yapıyordum. Hem size ufak bir anlatma yapmak istedim arkadaşlar. Böyle açıklayayım neyin ne olduğunu falan. Şimdi arkadaşlar ilk önce şuradan kontak kablomuzu çekiyoruz. Bakın. Şu kontak. Şimdi bu ceyran. Bu ana ceyran. Yani şöyle anlatayım ya da. Kırmızı aküden gelen direkt ceyran arkadaşlar. Her halükarda bunda elektrik vardır. Kırmızı ana ceyran, siyah da konta açtığınızda tesisata giden ana ceyran oluyor. Yani tesisatta eğer kontak kapalıysa elektrik olmaz. Bu siyah da odur, ana ceyrandır. Yani bu kırmızı buradan girer, böyle kontaktan girer, böyle çıkar. Ondan sonra siyah kırmızı, pardon siyah beyaz, yanlış konuştum. Siyah beyaz arkadaşlar, bu da istoptur. Eğer bu siyah beyazı şaseye değdirirseniz motor hiçbir şekilde çalışmaz, istop eder. Gördüğünüz yerde bunu anlayabilirsiniz. Yani %90 CG'lerde, skuterlarda falan böyledir. Ondan sonra şuradan bir tane daha ayıklayalım. Yeşil. Yeşil de direkt şasedir arkadaşlar yani. Ha şurada demire değdirmişsiniz. Ha yeşil aynı şey. Hiçbir şeye farkı yok. Yeşil ana şasedir. Yani akünün eksisi söyleyeyim size. Siz de öyle anlayın. Eksi. Ondan sonra gelelim bu karmaşık yerlere. Bakın. Kırmızı yeşil. Kırmızı yeşil nedir? Yani ister mavi deyin. Açık mavi ister yeşil deyin. Arkadaşlar bu kablo da boştur. Yani motorun boş muşunun bağlı olduğu kablonun adı budur. Bunu unutmayın. Eğer motorunuz debriyaja basmadan çalışıyor, boşa aldığında da aynı şekilde çalışıyorsa demek ki buna direkt şase geliyordur. Buna direkt şase verirseniz motorunuz direkt çalışacaktır. Yani marşa basmayla direkt çalışacaktır. Normalde bunu debriyaj muşuna bağlarsınız. Debriyaj muşunun bir tarafı şaseye bağlıdır, bir tarafı buna bağlıdır. Debriyaja bastığınızda bu direkt kontak görevi görür. Yani direkt kablo bağlantısı yapar. Bakın şurada şöyle göstereyim. Aynı bunun gibi burası mesela şu an direkt kilometreye bağlı, boş ışığına bağlı. Bundan bir paralel çekerseniz şaseye verdiğiniz andan itibaren otomatikman motorunuz viteste dahi çalışacaktır. İyi bir şey değildir. Bunu debriyaja bağlayın. Debriyaja bağlarsanız motorunuz ya boşta çalışır ya debriyaja bastığınız zaman çalışır. Diğer türlü hiçbir şekilde çalışmaz. Yani marş basmaz. Bu sefer motorunuz vitesteyken yanlışlıkla gaza basıp motoru çalıştırıp düşme riskini ortadan kaldırmış olursunuz arkadaşlar. Ondan sonra gelelim. Şöyle. Şu renk kodlarına gelelim arkadaşlar. Bakın. Bu renk kodları hepsi vitese aittir bunların. Yani 1, 2, 3, 4, 5 şu. Bakın. Sarı, mavi. Kırmızı, beyaz. Ondan sonra kahverengi, sarı. Bir tane de siyah, mavi var. Şurada da bir tane. Aynen. Kırmızı, mavi var. Bunlar arkadaşlar vites göstergesine aittir. Bunların başka bir yerde bir işi yoktur. Yani bunların her birini şaseye değdirdiğiniz takdirde bir tane de içinde şöyle siyah vardır. Şunu göstereyim. Şu siyah ceyrandır. Bunların herhangi birini şaseye değdirdiğiniz takdirde motorda vites göstergesi yanar. Yani kaçtaysanız bunun anlamı budur. Bir de ise işte diyelim bunu şase verir. İki de ise buna şase verir. Üç de ise buna şase verir. Bunun başka bir görevi yoktur. Ondan sonra gelelim kilometre bağlantılarına arkadaşlar. Şimdi elimizde bir adet kilometre var ve kilometrenin ne olduğunu ben daha bilmiyorum. Bu daha yeni bir kilometre, bakın yeni taktık bunu. Ondan sonra bakın normalde siyah beyaz size istop dedim değil mi? Yani motorun istopu siyah beyaz ama bu kilometre tablosunda siyah beyazı devir saati olarak vermişler. Çünkü normalde kilometre hiçbir şekilde istop kablosu gitmez. Yani bir yeri yok. Bunu
Ancak birazcık tecrübeyle sabit olarak anlayabilirsiniz. Diğer türlü anlayamazsınız. Mavi. Direkt mavi nedir? Uzun far. Eğer tesisatta direkt mavi kablo görüyorsunuz, bu uzun fardır arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ondan sonra zaten yeşiller şase aynı şekilde hiçbir şey fark etmiyor. Evet, geliyoruz. Evet. Şu kahverengi görüyor musunuz? Bu kahverengi parktır arkadaşlar. Park ışığı, yani parkları yaktıktan sonra farı yaktıktan andan itibaren ceyran vermeye başlar. Kilometrenin ışıklarını bu arkadaş yakar. Şu önemlidir. Şunu unutmayın. Ondan sonra şöyle şu iki arkadaş, şu gördüğünüz iki arkadaş sağ sinyal, sol sinyaldir. Bir tane de kimilerinde bir ana ceyran vardı, direkt siyah ana ceyran. Bakın. Sonra şuraya gelelim. Sarı beyaz. Sarı beyaz nedir arkadaşlar? Sarı beyaz depo göstergesidir. Şamandıra'nın depo göstergesi olarak verilir. Burada da direkt yeşili var. Yeşille arasındaki bağlantı gücüne göre işte size ne kadar çok benzininiz var, ne kadar çok benzininiz yok, bunun hesabını yapar size. Ondan sonra bakalım size anlatabilecek başka renk kodu kaldı mı elimize? Evet, şurada bir şeyler buldum galiba. Evet, şuraya bulduk. Anlatmadığım renk kodu. Şu arkadaş. Şu sarı kırmızı el marşıdır arkadaşlar. El marşının kablosu sarı kırmızıdır. Şudur. Eğer sarı kırmızı siyaha bağlarsanız, sarı kırmızıyı bağladıktan sonra bakın bu artı görevi görür. Sarı kırmızı ile siyah bağlandığında artı, yani ceyran verir. Şu boş müşürü aynı zamanda şeye gider. Adını siz söyleyin. Marş rölesine de gider. Ayrıca marş rölesine de elektrik verir. Yani aynı hesaba gelir. Bu da eksiği verir. Bu sefer motorunuz marş almış olur arkadaşlar. Yani şu sarı kırmızı bu işe yarıyor. Ondan sonra parkı burada, şeyi burada. Kahverengisi burada aynı şekilde. Bakıyorum başka bir kablo farkı var mı size? Bunlar zaten sinyalinkiler. Sarı. Aynı şekilde görüyorsunuz. Sinyal sarıdır. Yani normalde aslında kafanızı karışacak fazla bir renk kodu yok. Bunlar tesisatın ana renk kodlarıdır. Bunların çoğuyla işinizi kolay bir şekilde görebilirsiniz. Yani aklınıza gene takılabilen bir şey varsa sorun, yardımcı olurum. Hatta kumanda kolu da, mesela kumanda kolu göstereyim size. Eski kumanda kolu. Bunlar değişecek. Hepsini kroma çeviriyoruz şimdi. Yeni böyle krom kumanda kolları yapıyoruz. Ha, size bir bilgi daha vereyim. Yani bu hangi kolmuş? Evet. Bu kola ceyran gelir. Farı bu yakmaz arkadaşlar. Bu kola ceyran gelir. Bu koldan mavi beyaz bir kablo çıkar. Evet, burada. Mavi beyaz bir kablo görüyor musunuz? Şöyle netleyelim. Evet, mavi beyaz kablo gördünüz mü? Bu mavi beyaz kablo buradan diğer kola gider. Diğer koldan çıkacak olan beyaz ve mavi de uzun kısadır. Herkese teşekkür ederim arkadaşlar. Şu anlık anlatabileceklerim size bu kadar. Direkt sarı görürseniz, ki bu sarılar değil, bunlar LED ampulleri, şey, LED sinyallerin renkleri. Eğer direkt sarı görürseniz de tesisatta, o da aşağıki elektrik sargısından gelen ceyrandır. Haberiniz olsun. Herkese kolay gelsin arkadaşlar.